Merhaba dostlar. Bugün sizinle Azerbaycan dilinde dersine başlayacağız inşallah. İlk başta C dersini başlamamıştan evvel dediğim ki C dersi program dünyasında çok önemli bir dillerden biridir. C programlama dilleri. C programlama dilini öğrenmemişten evvel diyeyim ki eğer Java vesaire diller ve Java ve farklı mesela C++ ve C# bilirsiniz de o zaman C dersi sizin için çok rahat olacaktır. C dersi öğrenmek çok rahat olacaktır ve bildiğiniz gibi C dersinin C programlarından birçok programlar bir öğrenmeleri vardır. Mesela PHP yani sizin kodları çok birbirine benziyor. Yani sesini öğrenmek sizin programlama dünyanızda çok büyük bir senaryo olacaktır inşallah. Ve ben de bu konuda size yardımcı olacağım inşallah. İlk başta C'ye başlamıştan evvel onun bildiğiniz her bir programın öz kompileri vardır, derleyicisi vardır. Onun derleyicisini indirmek lazımdır. C'nin derleyicisi birçok derleyici vardır. Bende iki derleyici vardır. Code Blocks diye. Bir de Dev C++. Ben daha çok Code Blocks'ı istifade edilem. Dev C++'ı istifade edebilirsiniz. Dev C++'ı indirmek için Google'a Dev C++ indir diye şey diyor. Burada Orwell Dev C++'ı indir yazılımlar var. Oradan Dev C++'ı indir diyor. Bende de Dev C++ inmiş olduğu için ben daha indirmem. Siz onu özünüz kurarsınız inşallah. Ben Code Blocks'tan yazacağım programı ama Dev C++'ın da siz devam bir kaydı yoktur. İlk programımız C programlama Code Blocks'ı Caps Lock açıp bırakacağım. C programlama dünyasına hoş geldiniz. Her bir programda bildiğiniz gibi belki iki defa da yazdığınız program bilmem ama yazan da bilir ki bütün programlarda hello var diye ilk programımız hello var diye olur. Yani hello var merhaba dünya demektir. Merhaba dünya, salam dünya demektir. Salam dünya mesajını ekrana yazdıracak bu program. Hal-hazırda bu yazdığım satir yorum satiridir. Yorum satiri ne demektir? Yani yorum bir program hakkında malumat vermek için. Yani bir program sayesinde bir programın satiri için, kodu için malumat vermekleri, açıklama vermekleri ve başka bildiğiniz gibi bizim programımız sadece biz bakmıyoruz yani başka insana baktığı zaman sorarlı anlaması için bu yorumlar lazımdır. Bu yorumlar yazmak için çok aklımda istifade olunur. Test slash yıldız diye bununla açırıq, bununla da bağlayırıq. Bağlayırıq ve başka bir tane de var yorum. Mesela bu tek satırlıq için. Bu 2-3 satırlı, çok satırlar için de bu yorum. Ama bu ise tek satırlıq. İlkin Zeynal'ı yazdığım zaman. Bak indim aşağı böyle yazdım. Bu ise görünmedi. Gördünüz. Bu ise yorum olarak etmedi. Çünkü tek satır oldu. Ama bunu böyle etsem İlkin Zeynal'ı buradan devam etsem. Gördünüz. İkinci satırları yorum olarak gördü. Ve bununla bağladık. Ve aşağı indiğimizde ise gördüğünüz gibi o yorum olarak görmedi. Yani yorumun da bir özelliği vardır. Derleyici tarafından görülmez. Ancak kodlara bakan görebilir. Yani ilk yani C programında kitaphane tanımı hazır fonksiyonlar vardır. Hemen fonksiyonlar kitaphanelerde tanımlanmıştır. Hemen programı başlamamıştan evvel o programı birinci tanımlıyor. Yani şey kütüphanesini çağırır. Yani kütüphane ne demekti? Kütüphane kitaphane. Include studio.h'dir. Ben bu programda giriş çıkış
fonksiyonlar lazım olduğu için includestudio.h'dir şey kitapxanasını çağırdım. Studio.h'dir'ın açıqlanması sizin standart input output deməkdir. Include daxil et header dosyanın uzantısını işte uzantısının ismi uzantısını deyə sonunda uzantı olurlar dosyanın uzantısı. Studio.h'dir input output geri çıxış fonksiyonları bunda gömülüdür. So, int main fonksiyonu bu bizim bu yazdığım fonksiyon bizim esas fonksiyonumuzdur. İngiliz dilini bilenler de bilir ki main fonksiyon esas demek anlamına gelir. Bunun normalde int koyuyor ama ileride fonksiyonlar mevzusunda int olmuyor da yani void olabilir, double vesaire veri tiplerini, veri yapıları, veri tipleri olabilir. Şimdi programı dedi. Bu satır işte print ve salam dünya print ve siz diline hoş geldiniz. Ders başlayın. Ne kadar görürsen 0 diye bağladık inşallah. Burada merhaba. Burada işte satır olarak bunun aşağıda ne ettiğini bildireceğim. Yani açıklama vereceğim. Yorum olarak gördüm. Tek satır olduğu için iki test taş koydum. Ne de olur. Hatta yazdığım kod bize ekran tıklısını verir. Merhaba. Salam dünya. Salam dünya. Salam dünya ekran tıklısını verir. Printb studio.header'da tanımlı şekildedir bu fonksiyon. Neyle bu fonksiyonun maksadı? Printb salam dünya yazdır dedi. Biri salam dünyanı yazdır. Test/n ise aşağı inmek demektir. Test/n yeni sətirdən başda CD'nin hoş geldiniz ve yeni sətirdən yazdırılacaqdır. Sonra burada int koyduğumuz için tam sayı döndürmesi lazım bu fonksiyon. Onu görürken 0'a attık ki yani bir tam sayı 0 değerini döndürebilir. Yani return'un yanında çok şey. Return 3, 4 de koyabilir ama normalde 0 koyulur. Ve bir de printf'den bir de ifadede ifadelerde nokta aracı koyma mecburiyetindeyiz. Bu program çalıştırdığınız zaman salam dünya sizinle hoş geldiniz. Salam dünya sizinle hoş geldiniz. Bazı değişikliklerle. Burada eğer bunu eyni sətirde de yazmak mümkündür. Bakın bunu kaldırın. Aşağıdaki printf'yi kaldırdım. Bak burada yazamıyorum. Siz diline hoş geldiniz diye sizinle hoş geldiniz. Sizinle hoş geldiniz. Bunu yazdırdım. Salam dünya. Sizinle hoş geldiniz. Aşağıda yazılacak. Bakın sizinle hoş geldiniz. Niye? Çünkü test/n aşağıda salam dünya yazdı diyoruz. Sonra test/n aşağı in. Sizinle hoş geldiniz. Aşağıdan yazdır diyoruz. Yani programa bunu girmiş oluruz. Bu dinlalar içinde yazdırılan string. String ne demektir? String karakterler dizimi. Yani qatarı değildir. Karakterler qatarı karakterler qatarıdır. Yani bir çox karakterin, bir yani 2'den, 3'den, 4'den çox karakterin birleşmesi mən string yani İngiliz adı string'dir. Bir çox değişiklikler ne edirlər burada başka bakın burada void bunu anlatın. Void dediğim zaman bakın unutmayın. Bak bütün sıfırı kaldıralım. Bunu hiç açtırdım ama hata ver. Niye? Çünkü int sıfır üretme gereken başlayın. Bakın hata vermedi ama bakın burada kırmızı işaret bir şeyler verdi. Yani bir değer döndürmeli. Bakın değer döndürmesi olmaz. Tamam. Sizinle hoş geldiniz. Gördünüz. Bura void de var. Yani void is void. Void boş demeli bildiğiniz için. Void koyduğunuz zaman return'a gerek yok. Niye? Çünkü void boş. Fonksiyonuz boş bir şey döndürdü. Yani boş bir şey ne demeli? Hiçbir şey. Yani
gönderdi. Yusya gitti ve bugünkü dersimiz bu kadar. İnşallah növbəti derslerimizde görüşene dek. Hadi.